Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda biberlere daha fazla nasıl çiçek açtırabiliriz konusunu göreceğiz. Biberlerin çiçek açmasını tetikleyecek gübre karışımını videonun ilerleyen bölümlerinde vereceğiz. Ancak ilk önce biberin neden çiçek açmadığını görelim. Biberin çiçeksiz ve dolayısıyla da meyvesiz olmasının bir nedeni hava şartları olabilir. Biberler sıcak iklim bitkisi olarak bilinse de aslında ılıman iklimlerde daha fazla performans gösterir. Gündüz sıcaklıklarının en az 21 ila en çok 29 derece arasında olmasını ister. Geceleri de en az 15 ila 21 derece sıcaklık ideal sıcaklıklardır. Sadece biber için değil, bütün bitkiler için gece sıcaklığı gündüz sıcaklığından çok daha önemlidir. İnsanlar gibi gece dinlenecek olan biber, istemediği bir sıcaklık ortamında rahatsız olacak ve verimli bir sezon geçirmeyecektir. Düşük sıcaklıklarda bitkinin büyümesini geciktirecek, biberin çiçek açmamasına ve dolayısıyla meyve vermemesine neden olacaktır. Bitkilerin çoğu gibi biber de en az 6 saat tam güneş görmek ister ve süre azaldığı oranda verimsiz olur. Üstüne çıktığınızda bitki strese girmeye başlar. Bu nedenle günlük 6 saat direkt güneş ışığı alabileceği ve diğer saatlerde parlak ancak güneşin direkt üzerine vurmadığı bir ortam oluşturabiliyorsanız, mükemmel biber yetiştirmek için ilk adımı atmışsınız demektir. 32 derece üzerindeki sıcaklıklarda da çiçeklerin döllenmesi zorlaşacağı için biber çiçeklerini kendi atar. Böyle bir dönemde çiçek döküntüsü için başka bir neden aramaya gerek yoktur. Tamamen fizyolojik bir durumdur. Besin konusunda yapılan hatalar da biberin çiçek açmamasına neden olur. Çok fazla azotlu gübreleme, dal ve yaprak oluşmasına, buna rağmen çiçeklenmenin geç kalmasına neden olur. Biber bitkisinin çiçek üretememesinin bir başka yaygın nedeni de kalsiyum eksikliğidir. Biber gübrelemesinin detaylarını başka bir videoda anlatalım. Ancak sadece şunu söyleyelim. Tabandan gübre verdiysek, ilk dönemlerde fosfor ve potasyum oranları azotun 2 katı olsun. Diyelim ki 10 litrelik bir sıvı gübre hazırlayacağız. Normal şartlarda birer litre azot, fosfor ve potasyum katmamız gerekir. Ki her ne kadar yanlış olsa da böyle dengesiz bir dengeli gübre vermeyi planladık. Azotu ısırgan, kazaya veya kırlangıç gübresinden alacaksak, ilk dönemde 500 ml ısırgan koyarız. Kanal içinde bulabileceğiniz fosfor ve potasyum gübrelerinden ise 1,5 litre ilave ederiz. Çiçeklenmenin ileri aşamalarında kademeli olarak oranlarla oynayarak aynı seviyeye getirmiş oluruz. Gelelim şimdi biberlerinizin çiçeklerini arttıracak olan süper gübremize. Bunun için fümik asit, kül suyu ve balık gübresi kullanacağız. 9 litrelik bir oran verelim. 9 litre suya 125 ml fümik asit, 1 yemek kaşığı balık gübresi ve 1 litre civarında kül suyu koyuyoruz. İyice karıştırdıktan sonra her köke 1 litre gelecek şekilde uyguluyoruz. Fümik asiti bir miktar fazla kullandık. Bunun nedeni bibere toprak içindeki besin maddeleri daha hızlı bir şekilde verilsin ve çiçeklenmeyi teşvik etsin diye.
Gübreleme işlemi sonrasında biber budaması ile ilgili hazırladığımız videodaki uygulamaları yapın ve çatala kadar olan yaprakları temizleyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.